Babam bana dürüst olmayı öğretti demişsin. Yalan evet. söylemenin bir faydası olmadığını görünce ben de o işi erken yaşlarda bıraktım. Yalan var mıydı bir yaşa kadar? E vardı Beşikken kız mi? çocuğusun işte küçük bir yerde yaşıyorsun falan. Hani ne bileyim kısıtlandığın şeyler vardı. Küçük bu pembe yalanlar kız çocuklarının söylediği minik küçük yalanlar. Ama sonra ben söylediğim yalanı unutuyorum ve çok kötü yakalanıyorum. ama her yalancının problemi değil mi? Ki ama evet ama çok öyle çok büyük hani profesyonel yalancılar Tabii. da var ya. Ya bilmiyorum ben bir iki kere bu benim başıma geldi ben yalan söylemekten vazgeçtim. Gerçekten yapamıyorum. Unutuyorum söylediğim yalanı unutuyorum. Evet. Kendi kendime eveliyorum sonra. Evet. Öyle demiş he falan diye onu toplamaya çalışacağım ama. Ay zaten o sırada soğuk terler. Hiç söylemiyorum. Hiç söylemiyorum. Evet. Son gerçekten bir 7-8 senedir hiç yalan söylemiyorum. Oh be. Büyük Ay. hafiflik değil mi? Ay mis gibi. Çok bir de mesela şey de oluyor biri geliyor hani işte tanışmış hatı ha hatırladım diyorum şimdi özür dilerim hatırlayamadım hemen evet, söylüyorum ayıp çünkü bir de yani evet. bence nerede sonra anlatıyor falan. Yine hatırlayamadım hatırlayamadıysam hatırlayamadım diyorum. Söylüyorum. Yani hatırlamamamız çok normal değil mi? Günde kaç tane insanla yani. karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Bak diyorsun 200 bin kişiye konser verdim. <laughs> çok güzel. Tabii ki 200 bin kişinin 200 binini de görmüyorsun ama yakında evet. gördüklerin bile bir 10 bin, 20 bin yani. Evet, evet, kuruyorsun evet. Ve beyin kayıt ediyor. Evet. Yolda görsen ben seni bir yerden hatırlıyorum diyebilirsin. Halbuki konserde 3. sırada seni dinleyenlerden biri gibi. Evet. Senin hele bunu yani birini hemen tanıyor olma ihtimal bence çok az. Evet. O yüzden dediğim gibi Dürüst davranıyorum. İyi yapıyorsun. Marka nasıl gidiyor? Biraz durdurdum. Ha durdurdun mu? Ya şey um, merch yapıyordum zaten. Böyle benim işte kendi um, giydiğim, giye, giyebileceğim yap, çantalarım işte. Dönüştürme. Evet. Tamam. E, ama şu an biraz ara verdim. Ha. Hmm, şu an biraz durdurdum. Yani çok ilgilenemiyorum çünkü çok fazla sahadayım, çok fazla konser var. İşte dediğim gibi boş kalan yerlerde stüdyoya giriyorum. Hiçbir şey yapamazsam yolda işte uçaktayken atıyorum bir şeyler karalıyorum. Evde bir şeylerle uğraşıyorum. Ee, dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorsam yani stüdyoya gidemiyorsam. Geçen gün tatildeyken stüdyoya gittim ya. Bir şey kaydetmemiz gerekiyordu. Hemen aradım orada Serkan'cığım var Sağ olsun yardımcı oldu İskender Paydaş'ın stüdyosuna Bodrum'da. Gittim bir şeyler kaydıştım. İşte denizden çıkıp stüdyoya gittim. Çalışmak Tabii. böyle benim için çok keyifli. O ama yüzden... aşk işte bu ben Bayılıyorum evet. Değil mi? Evet kesinlikle. Bir aşk yani. Bak bir de Duygu neler koymuşsun ya. Bisiklete binip serenat yapmaya gittiğim bir aşkı olmuş. Bak ya. Senin. Adını bile yazmış ama söylemeyeceğim. Yazmış. Söylemeyeceğim. Tamam. Ee, yani aslında <laughs> ben de oradan bence kurmaya çalışıyorum. Ya, Seren de şeydi. Ama bi, ama neye benzetiyorum işte denizden koşup stüdyoya gidip şarkı söylemekle aşık olduğun çocuğa bisiklete atlayıp gidip serenat yapmak aynı aşk benim için. Aynı. Onu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Buradan belli Teşekkür yani aşka ediyorum. nasıl büyük bir tutkuyla bağlı olduğun. Evet. Meslek de bir aşk çünkü günün sonunda. iş e, İş diyordum Sonra iş demek olmaz Değil. benim için. Benim benim hayatım bu. Yani benim hayatım şarkı söylemek, sahnede olmak, insanlara dokunabilmek. işte yazıyorlar bazen biz seninle işte çok aşk e, acısını paylaştık. Bana ortak oldun sesinde diye. Ne mutlu bana bir şeyleri paylaşıp azaltabiliyorsam ya da paylaşıp çoğaltabiliyorsan bundan mutlusu ne olabilir? Şimdi tabii hep aşk acısı şarkıları <laughs> geliyor kulağımıza senin sesinden ama serenat yapmaya gidince ne söyledin hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ya küçüktüm çok küçüktüm bisiklete binip e, uzak bir yerde oturuyorlardı. Onların mahallesine gidip işte ne söyledin? Hocam? Ya bir hatırlamıyorum ki. Çok küçük Yani küçüktüm. sen aşk için serenat yapman gerekse hangi şarkıyı söylersin bugün? Oo, uh, ya bunun önüne benimki oturup çalışmam lazım. Demedi, Düşünmem lazım. lazım. Aklıma gelen bir şey yok. Ben de düşünmek istedim bunu. He. Çünkü çok güçlü, çok güzel şarkılar var. Evet. Ya da belki baştan yaparız. Mesela bir serenat <laughs> şarkısı mı acaba? Maybe neden olmasın belki? Çok iyi fikir olabilir. <laughs> Ben ilk kez öyle bir şey yapıyorum şu anda bir e, şarkı listesi, hı hı. E, böyle sevdiğim aşk şarkılarını bir bir araya getiriyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Aynen. Böyle beni Aynen. heyecanlandıran, sevgilimle ilgili düşündüren şarkıları böyle evet. tık 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 toplamaya başladım. Çok güzel bir liste oldu. Hatta geçen gün arkadaşlarımın evine gittik, e, müzik dinleyelim dediler. Ay dedim benim çok güzel bir listem var. Eğer bir de ben böyle acılı acılı çok dinlemeyi sevmediğim bir dönemdeyim niyetsse, bakın dedim bu listeyi dinleyelim, hepimiz mutlu olalım falan. Hakikaten aşk böyle. Böyle arka arkaya Kayahan'dan tut. Böyle tatlı oh. tatlı e, aşk şarkıları, sevgili, çiçek, böcek, havalar güzel falan. Evet onun da etkisi var bence. Evet ve birinin e, biraz işte eşiyle bir sıkıntısı vardı. Böyle bir anda atmosfer değişti. No. Meseleye bakışı değişti. Oh. Evet ya dedi bu şarkılar şu an beni bir kendime getirdi. Evet ben bunu buradan toplarım, kurtarırım falan gibi duygular. Müzik ne kadar önemli değil mi insanın hayatına? Böyle hayatını? düşünmüyor musun sen de? Tabii ki de böyle düşünüyorum diyorum ya yani şarkıyla barışıyorlar, tekrar evleniyorlar. Ayrılıp Uzatmalı sevgilerin Şarkısı'ydı zaten o. Evet. İşte onu da benim kuzenim yaşamış. Ya, bu kuzenle tanışmayı çok istedim gerçekten. Bu kuzen sağ mı iyi mi? Evet Hayat evet mı? çok iyi inanılmaz iyi. Kalbi ya. falan ne durumda? Çok iyi, Hala ay ne şükür. kadar iyi evet çok iyi sağ ol. Ay mi? yaşasın. Aynen çok tamam, iyi. Tamam çok ben... sevdim ben bu kuzeni. Evet o işte kuzenin yaşadığı hikayeleri ben elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Ben şarkı. özlemedim ki seni kedi özledi. Ya şarkı, müzik insanların hayatında çok... Ya bir tane filmi düşünün. Filmden bütün müziği çıkarırsanız ne izlenecek? Evet. İnsanların hayatında çok büyük bir yer kaplıyor müzik. Evet. Her anda, her yerde var. Farkında olmasak ve kafamızın içinde de çalıyor bazı şeyler. Kesinlikle. Konuşuyorlar belki ama o da çalıyorlar. Ben öyle düşünüyorum.